Merhaba arkadaşlar. EBOBEK okul çıkma soru çözümleri bölüm 1. Kenar uzunlukları 28 metre, 49 metre, 70 metre olan üçgen şeklindeki bir bahçenin çevresine. Yani üçgen şeklinde bir bahçemiz var. Şöyle çizelim bahçeyi. Bura 28 metre, bura 49 metre, burada 70 metre. Her köşesine bir ağaç bulunmak koşuluyla ağaç dikilecek. Mümkün olduğu kadar geniş diyor. Yani geniş olduğu için mümkün olduğu kadar ağaçların arasını açacağız. Ve eşit aralıklarla dikiliyor. Eşit aralıklarla dediği için ortak bir aralık bulmamız lazım. Yani buradaki ağaçların arasındaki fark, buralardaki ağaçların arasındaki farka eşit olmalı. Peki bunlar ortak olarak en fazla neye bölünür? Yani EBOB'u nedir? Ona bakacağız. Bir görme yolu da büyük bir parça var. Biz bir büyük parçayı aralarında büyük uzaklıklar olacak şekilde küçük parçalara ayırıyoruz. Yani yine bir büyük parçayı küçük parçaya ayırma var. Dolayısıyla EBOB kullanıyoruz. Şimdi 28, 49, 70 bunların EBOB'u ne? Şimdi şöyle bir bakınca aslında çarpım tablosuna hani 7 olduğunu görüyoruz. Ama yine de bakalım nasıl yapıyorduk? Önce asal sayıların en küçüğünden başlıyoruz. Hepsini 2'ye bölüyoruz. 14, 49, 35. Sonra bir daha 2'ye bölüyoruz. 7, 49, 35. Sonra 3 ve 5'e bölünmedi. Ha 5'e bölünüyor. 5'e bölelim. 7, 49 ve 7 geldi. Şimdi 7'ye bölüyoruz hepsini. Ama 7 hepsine bölündüğü için yani 3'üne de bölündüğü için başına bir yıldız koyuyoruz. Yıldız koyunca şurayı temizlerim. 1, 7, 1 oldu. 3'ünün de ortak bölündüğü bir tek 7 var. Daha sonra bunu da 7'ye bölüp şurasını 1 bırakabiliriz ama ortağa bakıyoruz. Ortak 7. Dolayısıyla en büyük ortak bölüneni 7'ymiş. Eğer burada mesela bir 7 olsaydı bir de 2 olsaydı ortak bölünen 7 ile 2'yi çarpıp 14 diyecektik. Onu diğer sorularda görürüz. Burada 7 geldi. Yani 7 metre aralıklarla böleceğiz. Bir kontrol edelim. Mesela 28 7'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. 4 kere 8. 4 kere 7 28'ti. 4, 49 da 7'ye bölünüyor. 7 kere 7 49'tu ve 7 kere 10 70'ti. Şimdi önce aralıklara bölelim. 7 metreye dağıttığımızda 1 2 3 4 parça oldu. Şöyle 1 2 3 4 5 6 bakalım 7 14 21 28 35 42 ve 49 metre. Ve daha sonra burayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine kontrol edelim. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Şimdi bu şekilde parçaları ayırdık ve ağaç dikmeye başlıyoruz. Bakalım. Bir ağaç buraya diktik. İkinci ağacı 7 metre sonra. Şu şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tekrar başa döndük. Yani 21 tane ağaç diktik. Bir sonraki soruya bakalım. 45 metre, 60 metre ve 90 metre uzunluğundaki 3 top kumaş eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Çizelim yaklaşık olarak. Mesela şu 45 olsun, şu 60 olsun, şu da 90 metre olsun. 45, 60 ve 90 metrelik kumaş. Şimdi bunları eşit uzunluklara ayıracağız. Ne diyor? Her biri metrenin tam katı uzunluk olacak şekilde en az kaç parça elde edilir? Yani ben bunu küçücük böyle 1-1-1 metrelik parçalara ayırsam aslında buradan 45 parça çıkar, buradan 60 parça çıkar, buradan 90 parça çıkar ama bu çok fazla olur. Bize diyor ki en az kaç parça elde ederim? Dolayısıyla bizim bunu en küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. En büyük parçalara ayırmamız gerekiyor ki eşit bir şekilde olsun. Mesela bunların OBEB'ine bakacağız. Yine büyük parçayı küçük parçaya ayırdığımız için. 15 gibi gözüküyor ama bir bakalım. 2'ye bölünen ne var? 60 var, 90 var. Bir daha 2'ye böldük. 15 var, 45. Bunu tekrar indirelim aşağı. 3'e bölünen hepsi 3'e bölünüyor. Aldık yıldızı. 15, 5, 15. Bir daha 3'e böldük. Bu sefer 5 bölünmediği için yıldız yok. 15,
şey 5 oldu, 5 ve 5 oldu. Ve son olarak 5, 3'ü de bölünüyor. Yıldız var, 1, 1, 1 oldu. Yani yıldız ne de var? 5 ve 3'te. 5 çarpı 3 ne? 15. OBEB 15'miş. Bunu bulduk. Yani 15 metre aralıklarla yapabiliyormuşum en fazla. Ne demek bu 15? Mesela ben bunu 30 metre aralıkla yaparsam 30, 30. Buraya uydu, buraya da uyar. 90'a 30, 30, 30 ama buraya geldiğimde 45'e 30, buraya 15 kalır, uymaz. Yani en fazla 15 oluyormuş, onu bulduk. 15 metre aralıklarla bölebiliyorum. Şimdi mesela bunu bölelim. Şöyle önce bölelim. 15, 30, 45. 15, 30, 45, 60. Böyle böldük. 15, 30, 45, 60, 75 ve 90. Kontrol edelim. Burası 15 metre olacağı için 15, 30, 45, 60, 75, 90. Şimdi parçaları sayalım. İpi böldük ya. Mesela burada bir parçamız var. 2, 3. parça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parça şeklinde böldük kumaşı. Bu 13 parçanın 3 parçası en kısa olandan, 4 parçası 60 metrelikten ve geri kalan 6 parçası da 90 metrelik kumaştan çıktı. Uzunlukları 24 metre, 30 metre, 45 metre olan 3 kablo eşit uzunluklarda parçalara ayrılıyor. Dikkat edelim, sadece lafı değiştirmiş, ip değil kablo demiş. Yine bir şey var, onu parçalara ayırıyoruz. Mesela çizelim 24 metre, 30 biraz uzun olsun ve 45 daha da uzun olsun. O 24, 30, 45. Diyor ki elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır parçalara ayırdığında? Yine aynı mantıkla tekrarlıyorum. Mesela çok küçük parçalara ayırsaydık. Mesela 2, 1 metrelik 1, 1, 1, 1, 1. Hepsi 1'e bölünüyor bunlar. 24'de, 30'da, 45'de 1'e böleriz. Ama çok fazla olurdu. Yani buradan 24 parça gelirdi. Buradan 30 parça, buradan 45 parça. En az parça olması için bunu büyük parçalara ayıracağız. Ama büyük parçalara ayırırken de hepsinin bölündüğü bir şey olacak ki küsurat kalmasın. Yani ben mesela bunu şöyle bir bakayım 24, 30, 45 mesela 6. Ben bunu 6 parça 6 metrelik parçalara ayırsam 24 metre tamam ayrılır 4 tane parça çıkar. 30 metre tamam ayrılır 5 tane parça çıkar. Ama 45'i 6'lık parçalara ayırdım mı 42'ye kadar gelirim. Sonra 3 metre fazla parça kalır ve o 3 metrede bir tam olmadığı için küsuratlı olur. Dolayısıyla EBOB'u bulacağız. Yani EBOB en büyük ortak böleni bulacağız ki o parçaya ayıralım. 24, 30, 45. Önce 2'ye bölüyoruz. 12, 15. 45'i 2'ye bölmedik. O yüzden yıldızı yok. Bir daha 2'ye bölelim. Pardon. Nasıl bunu yazdıysam. 12, 30, 45. 12, 15, 45. Sonra 2'ye bölelim. 6, 15, 45. Yine yıldız yok. Çünkü 2'ye bölmediklerim var. 3, 15, 45. Devam ediyorum. 3'e bölüyorum. 3'e bakıyorum. Hepsi bölündü mü? Evet. 3'e hepsi bölünüyor. Bu 1 oluyor. Bu 5 kalıyor. Ve bu 15 oluyor. Daha sonra devam edebilir ama bu 1 olduğu için artık ortak bölene bir şey eklenmez. EKOK hesaplarında onları kullanırız. 5 bölüyoruz. 1, 5'e böldük. 3. Yani buradan da gidebilirdik. Şunu önce 3'e bölüp şöyle 5'e bölüp 1 yapabilirdik. Düzgün yazayım. Şuraya kadar geldik. Şöyle. 15. 15'te 5 oldu. Daha sonra bunu bir daha 3'e bölebilirdik. Ama bu 1 olduğu için bizim burada bırakmamız süre açısından daha iyi. Çünkü EBOB hesapladığımız için. Ve daha sonra bunu da 5'e bölüyoruz. 1, 1, 1 oluyor ama bunlarla işimiz yok. Ortak olan 3 var. Dolayısıyla bizim en büyük ortak bölenimiz 3'müş. Az önce ben 6'yı koyunca küsuratlı çıkmıştı. Demek ki en fazla 3 metrelik şeyle oluyor. Tabii 9 falan da olabilirdi ama onlar çıkmadı. Yani 3 metrelik parçalara ayıracağım. Şimdi 24 metreye ayırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedi dersem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 metrelik parçayı ayırdım. 30'a bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ve 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tabii eşit olmuyor görünüşte ama onu düşünüyoruz. En az kaçtır? Şimdi parçaları ayırdım. Kabloları. Bakacağım kaç parça olmuş. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben yavaş yapıyorum. Tabii daha hızlı da söyleyeyim yolunu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle sayınca 33'e geliyoruz. 33 parça varmış. Kısa yoldan nasıl bulabiliriz? EBOB'u bulduktan sonra mesela bu 24 metre olduğu için 3 metrelik parçalara ayrılınca 8 parça çıkar. 30 metre olduğu için ayrılınca 10 parça çıkar. 45 metre olduğu için 3 metreliklere ayrılınca 15 parça çıkar. 8, 10, 15 üçünü toplarsak 33 olur. Ha bu nerede ters köşeye düşürüyor? Aslında bunun şu ağaç dikme sorularının çıkmasının esprisi bu. Bu ağaç dikme soruları burada ters köşeye düşürüyor. Çünkü biz burada üçü de ayrı parça olduğu için rahat çözüyoruz. Ama burada mesela desek ki bunu ayırdım ağacı diktim, bunu ayırdım ağacı diktim, bunu ayırdım ağacı diktim. Şu köşeler var ya soruda da özellikle onun altını çizer. O köşelere bu sefer iki ağaç dikmiş oluyorsunuz bu hesapta. O sebeple ben tek tek yazıp çizdim. Yani ağaç dikme sorularında bir eleyici nokta var. Bunlar daha kolay ağaç dikme sorularına göre. İpler birbiriyle bağlı olmadığı için birbirlerini etkilemiyorlar. Ama öbürlerinde köşeleri üst üste geliyor. Bu sefer bir karışıklık oluyor. Oradan eliyor Hüseyin'i. Boyutları 25, 30, 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutunun içerisine bir ayrıtın uzunluğu tam sayı olan küp. Tamam, küpü gördüysek belli ne olacağı şeklinde eş paketler yerleştirilecektir. Hiç boşluk kalmayacak biçimde kutuya en az kaç paket yerleştirilebilir? Aslında bunun pratik bir yolu var. Bir kere bu sorulardan çözünce görüyorsunuz da. Şimdi burada önce soruyu iyi anlamak lazım. Bir dikdörtgenler prizmamız var ve bunun içerisinde küpler yerleştireceğiz. Ve yani büyük bir şeyin içerisine biz küçük küçük şeyler yerleştireceğiz, değil mi? Küp dediğimiz geometrik şeklin özelliğine bütün ayrıtları birbirine eşit. Dolayısıyla bütün ayrıtları birbirine eşit bir şey yerleştireceğiz ve şöyle düşünelim, basit olsun diye öyle söylüyorum. Taşmayacak. Yani şurası atıyorum 25 ise, 3 boyutlu çizmeme gerek yok, 25 ise buranın dışına taşmayacak şekilde yerleştirmemiz lazım. Yani küpün bir ayrıtı 6 olursa 6, 6, 6, 24'e gelir. Son küpü koyarken şöyle 30 diye dışarıya sarkar. Dolayısıyla küp öyle olacak ki dışarıya taşmayacak. Ha diyebilirsiniz ki öyleyse küpün bütün şeyleri 1 santimetre olsun. Hani 1 santimetre olunca zaten taşmaz. Ama ne diyor? En az kutu koyacağız. Dolayısıyla aslında bir EBOB sorusu yine. Bir küp tasarlayacağımız zaman ayrıtlarını da vermiş 25, 30, 40. Bunların dışına taşmaması için hepsine bölünen bir şey olacak. Mesela öyle bir şey olacak ki küp örneğin 5 santimetre olacak bir ayrıtı. Getirip 40'lık şeyin içine koyunca tak diye oturacak. Dışarıya sarkmayacak. Aynı şekilde 30 ve 25'te de. Dolayısıyla en büyük ortak bölüneni buluyorum. Buradan 5 gibi gözüküyor. Bakalım 25, 30, 40. 2'ye böldüm. 15, 20. 2'ye böldüm. 25, 15, 10. 2'ye böldüm. 25, 15, 5. 3'e böldüm. 25, 5. Bunu böldüm. 5. Ve 5'e böldüm. Hepsinde var. Yıldız aldı. 5, 1, 1. 5'e böldüm. 1, 1, 1. Zaten şu bir tanesi 1 olunca sonrası EBOB dönemde 5. Yani ortak olan sadece 5 varmış. Şimdi küpün ayrıtı 5 olacakmış. Biz burada bir prizmanın içerisine küp sokuyoruz. Tabi biraz geometri bilgisi içeriyor. Prizmanın hacmini hesaplayacağız. 25 çarpı 30 çarpı 40'tan. Küpün hacmi ise A küp olduğu için 5 çarpı 5 çarpı 5. Burası biraz geometri bilgisi. Bu soruyu çözerken geometriye bakmanızda fayda var. Bunun içine kaç tane bundan sığar dediğimizde bu hacmi bu hacme bölersek, yani düşünün ki belli bir kutu var, içerisine o kutunun onda biri hacme sahip kutu, küçük kutulardan koyuyoruz, deriz ki 10 tane sığar. Burada da aynı mantık. Bunun hacmi bunun hacmine böleceğiz.
Bölerken kolaylık olsun diye böyle yazdım. Yoksa şöyle de yapabilirdik. Dikdörtgenler prizmasının hacmini bulurduk. 25 çarpı 30 çarpı 40. Sonra küpün hacmini bulurduk. En büyük ortak böleni 5 olduğu için bir ayrıtı 5 olacak. Bütün ayrıtları da birbirine eşit olduğu için 5, 5, 5 olacak. Bunun hacmini bulurduk 125. Bunu buna bölerdik. Ama kolay olsun diye böyle yazdım ki. Mesela 25 ile 5 sadeleşti 5. 30 ile 5 sadeleşti 6. 40 ile 5 sadeleşti 8. 6, 5, 6, 8'i çarpacağım. 5 kere 8, 40. 6 ile çarptım, 240. Veya 5 kere 6, 30. 8 ile çarptım, 240. Biraz geometri bilgisi içeren bir soru ama bu şekilde çözebiliyoruz. Bir sonraki soru, bu 2009 ALES'ti, bu da 2010 ALES. Gördüğünüz gibi aynı. Yani bu soruları herkes bir yerde çözmüşse kolay gelir. Yoksa herkes ilk gördüğünde bir nedir diye düşünür. Yani çözenler de büyük ihtimal, ben de mesela bunları gördüğüm için önceden küp sorusu falan görünce alışıyorsunuz ki ha buradan içine yerleştireceğiz veya küçük kutulardan büyük bir küp yapacağız. İki olasılığı var zaten. Burada yine bir kutu varmış. Dikdörtgenler prizması falan dememiş. En büyük hacimli küplerden, yani en büyük hacimli demek ne demek? İçine en az kaç tane koyabilirim demek. Çünkü büyük bir şeyin içine yine büyük koyuyorsak az sayıda yapmamız lazım. Eğer şöyle küçük küçük koysaydık bir sürü sığardı. O zaman işimiz kolay. 1 santim derdik bir ayrıtına. İstediğimiz kadar koyardık. Küçüğe gelince ortak bir şey bulmamız lazım ki tam bölünsün. 24, 36, 48. Şimdi bunları ikiye bölüyoruz. Hepsi bölündü. Yıldız aldı. 24. Bir daha ikiye böldük. Yıldız aldı. 6, 9, 12. 2'ye böldük. Bu sefer 9 bölünmediği için yıldız yok. 6, 2'ye böldük. 3, 9, 3. Hepsi 3'e bölünüyor. Yıldız aldı. 1. 1 olduktan sonra bir tanesi önemli değil. Yine de ilerletelim. 3'e böldük. 1, 1, 1 oldu. 3, 2, 2 çarptık mı? 2, 4, 12. 2 çarpı 2 çarpı 3, 12 etti. Zaten bakınca bir süre sonra görüyorsunuz ortak bölenin ne olduğunu. Ortak bölen 12'ymiş. Yine aynı şekilde yerleştireceğiz. Bir üstteki sorunun aynısı. Bir şeyin içerisine bir hacme sahip, bakın hacimli diye altını çizmiş, başka şeyler koyacağız. Dolayısıyla bir hacim hesabı yapacağız. Önce büyük hacmi hesaplayıp sonra küçük küplerin hacmini hesaplayabiliriz. Şimdi küpün 12 santimetre bulmuştuk ayrıtını. Dolayısıyla küpün hacmi şu. 12'nin küpü. Hesaplamaya gerek yok. Kolay olsun. Diğeri de büyük kısmının, yani kutunun hacmi de şu. 24 çarpı 36 çarpı 48. Şimdi bu hacmin içine bunu koyacağız. Yani düşünün ki bir su var. Sürahi kabı. Sürahi kabının hacmi 10 santimetre küp. İçerisine 1 santimetre küplük sulardan koyduğumuz zaman ne yaparız? 10 bölü 1 deriz. Kaç tane olduğunu buluruz. Aynı olay. Burada da 24 ile 12 sadeleşiyor 2. 36 ile 12 sadeleşiyor 3. 48 ile 12 sadeleşiyor 4. 2, 3 ile çarptık 6. 4 ile çarptık 24. Yani 24 tane küp içerisine sığarmış. Ayrıt uzunluğu 24 santim, 40 santim, 48 santim olan dikdörtgenler prizması, 2011 ALS bu da, yani askeri liseler ALS değil, biçimindeki ağaç bloktan en büyük hacimli küp biçiminde küçük tahta bloklar kesiliyor. En çok kaç tane kesilir? Bakın nasıl bir değiştirme var. Yani bir şeyin içerisine, büyük kutunun içerisine küpler koyarak doldurma yok da bir ağacı keserek yok etme gibi bir şey var. Yani yine bir bütünü doldurma var. Çünkü ağaçta artık bir şey kalmayacak. Dolayısıyla keseceğiz. Şimdi 24, 40, 48. Yani soru bunları çok çözünce görüyorsunuz ki zaten soruyu ne kadar değiştirirse değiştirsin yapılacak şey belli. Şimdi bunun EBOP'unu bulacağız. 24, 40, 48, 2, hepsi bölünüyor yıldız. 12, 20, 24, 2, 6, 10, 12, yine 2 yıldızı var. 3, 5, 6, 2 bu sefer yıldızı yok. 3, 5, 3 oldu. Yıldız falan yok artık. 3, 1, 5, 1, 5 oldu. 1, 1, 1. 2, 2, 2, 8'miş yani. 2 çarpı 2 çarpı 2, 8. Bir ayrıtı en fazla 8 oluyormuş. 8 olduğu için şimdi 8 santimetreye göre yine aynı hesabı yapıyoruz. Şimdi dikdörtgenler prizmasının hacmi şu. 24, 40, 48'in çarpımı.
küpün hacmi de A küp olduğu için 8, 8, 8. Aslında aynı hesabı yapıyoruz ama bunun ayrıtları da aynı olduğu için bunun 3 ayrıtı da 8 oluyor. Bu 3 ayrıtını çarpıyoruz. Ezbere gerek yok. Bunu buna böleceğiz. Şöyle şunun 3, şurası 5 ve şurası 6. Şöyle 30 ve 90 olarak buluyoruz. Yine 3'ü de aynı tip soruydu. EBOB sorusu 3'ü de. Eni 81 metre, boyu 270 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir tarla şöyle bir gözüme kesiyor. Hiç alan artmayacak. Biz bunu tanıyoruz değil mi bu ifade? İşte ağacı kesiyor hiç kalmayacak, kutuyu dolduruyor hiç kalmayacak falan. Yani büyük bir şeyi küçük parçalara ayırıyoruz ve eşit olmasını istiyor. Eşiti de demiyor, lafı dolandırıyor. Artmayacak, kalmayacak bu şekilde yani. Biçimde eş karelere bölünerek küçük bahçeler yapılıyor. Bu şekilde en az kaç eş bahçe elde edilir? Yine bir bahçemiz var. Eni 81, boyu 270 metreymiş. Eş kareleri ayrılıyor. Şimdi bu 9 gibi sırıtıyor ama yine bir bakalım. Olmayabilir çünkü 81, 270. Evet 27 muhtemelen 9 diye baktım ama yapmakta fayda var. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Şunu böldük. 135. Pratik olarak görmek için mesela şey diyebiliriz. 130'un 2 katı 260'tı. Onu da 13'ün 2 katı 26'dan hatırlıyoruz. 135'in 2 katı da 270'tir. Yani çünkü 130'un 2 katının üstüne 5'in 2 katını koymuşuz. Bunlar hep kanalda parçala diye bir video var. 4 artı 1 parçala işlemi. Orada pratik olarak görmeyi söyledim. 81'e 135. 2'ye bölünmüyor görüyoruz. Son rakamlar çift değil. 3'e bölelim. Şöyle. 3'e bölmenin kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ün katı olacak. 81, 9 bölünür. Bu da bölünür. 9 bölünce ne çıkar? 27. Bu da 45. Bir daha bölelim. 9, 15. Bir daha bölelim. Bu sefer 15 bölünmüyor. 3, 5. 3, 1 artık bir şey gelmez. Şurada bölünüyor. 15, 5 oluyor. Ona dikkat edelim. 3, 9, 27. Yani ortak bölen 27'ymiş. Şurada 135 ile 81, 45 ve 15 şeklinde gitti. 27'ye 9 gitti. Orada daha sonra da 5'e 3 kaldı. 3 kere 3'e böldük. İkisi de 3'e bölündü. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27'yi bulduk. Ortak böleni 27'ymiş. Şimdi şöyle çizelim tarlayı. Age of oynayanlar hatırlar bunu. Tarlaları. 81'e 270. Şimdi böleceğiz. 27 metreye böleceğiz. Şimdi şurası 81 olsun. Tabii benimki çok düz olmadı. Şöyle biraz daha dikdörtgen şeklinde çizeyim. Alan pek yok. Şimdi 81, 270. 81 metreyi 27 idi en büyük ortak bölenim. Yani dedim ki 27 metreye ayırman lazım. 27 metreye şöyle ayırdım. 3 ile çarpım olduğu için 27, 27, 27. 270'i de 27'lere ayıracağım. 10 katı olduğu için 10 parçaya ayıracağım. 1, 2, 3. Şuradan 4 yapalım. 5, 6, 7, 8. Sığdıramadım galiba. Yani eşitmiş gibi düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şimdi kaç tane parça var? Kısa yolu tabii. 10 parça burada var. 3 parça da burada var. 10 çarpı 3'ten 30. Yani uzun yolda şöyle tek tek de bakabilirsiniz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 tane aynı şekilde var. 10, 20, 30 diye de bakabilirsiniz. Bu şekilde çözüme ulaşıyoruz. Eni 105 metre, boyu 120 metre olan dikdörtgen biçimindeki arsanın tamamı kare şeklinde. Yine bir dikdörtgeni bölüp kare yapıyoruz. Yani şunu da gördük. EBOB soruları türetilirken dikdörtgenden kareye geçiş var. Çünkü işin geometrik kısmını katınca insanların kafası karışıyor. Buradan yararlanmak istiyorlar. Dikdörtgen tam düz bir şekil değil. Kare gibi her yere eşit değil. Ama kare her yere eşit bir şey. Buradan EBOB türetilebiliyor. Ve bunu kullanıyorlar. Hep gördük. Dikdörtgen mesela iki boyutta dikdörtgene kare, üçüncü boyuta geçince dikdörtgen prizmasına kare, küp. Hiçbir farkı yok ama birinde 3 çarpım var, birinde 2 çarpım. Mesela küpte ne yapıyorduk? Örneğin şöyle diyordu. 12, 24, 36 diyordu. Biz bunu
Mesela küpün kenarı 6 ise 6, 6, 6'ya bölüyorduk. Burada ne yaptık? Kenarlarını yazıyoruz. 270'e 81. Bunu bu sefer karenin 27'ye 27. Buna bölüyoruz. Bir fark yok yani. Biri 3 boyut, birisi 2 boyut. Bu da 2011 KPSS. Hemen bakalım. Yine dikdörtgeni böleceğiz. Dolayısıyla eş parçalar lazım. Bize en büyük eş parçayı bulacağız. Çünkü diyor ki en az kaç parsele ayrılır? 120'yi böleceğiz. 2'ye ikisi de bölünmüyor. Kalsın 105'e 60, 2. 105'e 30, 2. 105'e 15. Şimdi 3'e bölünüyor mu ikisi de? Bölünüyor. Nereden gördüm? Rakamları toplamı 6, 3'ün katı. Böldüm, ne geldi? 35. Nereden yakalarım? 33'ün 3 katı 99, o biraz daha ünlüdür. Oradan 105'e de 33'ün 3 katına 6 eklenmiş. Oradan yakalayabiliriz. 5 kaldı. Daha sonra 5'e böleceğiz. 7 kaldı, 1 kaldı. Buradan sonrası önemli değil. 3 çarpı 5 yani 15 bunun en büyük ortak böleni. Şimdi kolay yolunu yapalım bu sefer. 105 metre, 120 metre. Dikdörtgen biçiminde arsa. Bunun alanı budur. Yani bir dikdörtgenin alanını nasıl hesaplarız? 105'e 120. Bununla bunu çarparız. Daha sonra karenin alanı neydi? 15'e 15 a kare. Şimdi buna bölersek 7 katı. Bunu buna bölersek 8 katı. Dolayısıyla 7 çarpı 8 56 parçaya bölünebilir. Şimdi ilk başlarda bu videonun tamamını izlerseniz ilk başlarda görsel olarak tek tek parçaları saya saya yapmayı gösterdim. Daha sonra yavaş yavaş işi alan hacim hesabı üzerinden yapmayı gösterdim. Diğer videolar da inşallah olacak. Bu şekilde devam edecek. Umarım faydalı olmuştur.